Estonya ordusu diğer herhangi bir ordu gibi benzer sorumluluklara sahiptir. Yani ülkelerinin ve onun vatandaşlarının güven içerisinde olması, ancak onlar sadece orada yaşayan vatandaşları önemsemiyor. Ordu ülkenin tamamının güvenliği için sorumludur. Bu herkesin ve her şeyin buna dahil olduğu anlamına gelir. Ülkeler sadece insanlardan oluşmaz, aynı zamanda hayvanların dahil olduğu doğal kaynaklardan da oluşur. Bu bir Estonyalı askerin son zamanlarda aldığı derslerden biridir. Erik Jairi, Priko ve diğer Estonyalı askerler, Vörtsjav Gölü etrafında ordunun çalışmalarıyla uğraşırken beklenmedik bir şeyle karşılaştılar. Vörtsjav Gölü, Estonya'nın güney kısmındadır. Egzersizleri esnasında Priko'nun tuvaleti geldi ve doğanın cevabı için etrafta gezindi. Beklemediği bir şeyle karşılaşınca sanki o gün doğa onu çağırıyor gibiydi. Priko, ahşapların, ağaçların arasında gezinirken yakınlarda bazı ağlama seslerini fark etti. Bir hayvanın sıkıntı içerisinde olduğu ortaya çıktı. Ağlama sesleri bebek ya da kedi sesi gibiydi, fakat sonra bir yaratık ahşapların arasından çıktı. Başta Priko onun köpek olduğunu düşündü. Priko, bana kediyi ya da bebeği hatırlatan bazı komik sesler duydum. Bana karşı yürüyen bir çeşit tatlı hayvan fark ettim, dedi. İlk başta bana köpek gibi geldi, fakat onun bana bir şey söylemeye çalışan bebek bir geyik olduğunu anlamam uzun sürmedi, dedi. O canlı yaklaştıkça o onun aslında köpek olmadığını anladı. Küçük canlı tahtaların arasından çıkarken her şey belli oldu. Hemen hızlıca onun ona bir şeyler söylemeye çalışan bebek geyik olduğunu anladı. Priko yavrunun yalnız olduğunu fark etti. Priko hayvanı üzmek ya da korkutmak istemedi. Bu yüzden çok yavaş bir şekilde oturdu. O sadece onu korkutmayı önlemeyi değil, onun annesine dönmesini de umdu. Bebek yaprakların arasından çıktı ve durdu. Bir süre durdu ve Priko'yu süzdü. Birkaç dakika sonra o Priko'nun sorun olmak için orada olmadığını anladı. Ardından ona yaklaştı ve burnunu ona değdirmeye başladı. Onu emmek istiyormuş gibi gözüküyordu. Priko sonunda ne olduğunu anladı. Zavallı hayvan acıkmıştı. Maalesef Priko'nun hayvanı besleme şansı yoktu. Kısa bir aramadan sonra annesinin orada olmadığı anlaşıldı. Priko tavsiye ve yardım için bir veteriner çağırdı. Bir bebeğe türün ne olursa olsun bakmak istememiz bir doğal içgüdüdür. Bu o yavruların hassas ve masum olduğu içindir ve bu otomatik olarak anne ya da babalık içgüdülerini en yüksek seviyeye çıkarır. Priko veterinerle konuştuğunda veteriner ona yavruyu bulduğu yere geri götürmesini gerektiğini söyledi. Annesi dönerse diye ve doğal ortamın zarar görmemiş olarak kalsın diye bunu yapması gerektiğini söyledi. Fakat aynı zamanda veteriner geyiklere yardım göndereceğine söz verdi. Çok geçmeden veteriner yavru geyiği beslemek için elinde bir şişe sütle birini yolladı. Ancak onlar yapılabilecek en iyi şeyin yavruyu bırakmak olduğunu biliyorlardı. Eğer onlar yavruyu bırakırlarsa annesi geri dönebilirdi. Ancak ihtimale bırakmak işe yarar mıydı? Priko o gece alana yakın bir yerde kaldı. Gecenin yarısında grup bir geyiğin bağırdığını duydu. Ertesi sabah onlar bölgeyi kontrol etmek için yavruyu bıraktıkları yere geri döndüler ve onun gitmiş olduğunu gördüler. Aynı zamanda büyük yeni geyik ayak izleri fark ettiler. Bu o küçük yavrunun annesi tarafından kurtarıldığını gösteriyordu. Priko o an ülkesindeki diğer canlılardan da sorumlu olduğuna karar verdi. Priko yavru geyiğin annesini bulmak istediğini ve onların birbirlerinin bulduğunu görünce çok memnun olduğunu söyledi.